Dünya Müslümanları programından, Konya'mızdan, KON TV stüdyolarımızdan tüm dünya Müslüman ülkelerine selam. Bugün yine farklı bir ülkeye gideceğiz sevgili seyirciler. Çok uzaklara. Belki de dünyadaki ülkelerin, Müslüman demiyorum, dünyadaki ülkelerin 9. büyük toprak bütünlüğüne sahip bir ülkeye. Soydaşlarımıza, ata yurdumuza, Kazakistan'a gideceğiz. Stüdyomuzda yine yüksek lisans öğrencisi kardeşlerimiz var. Onlarla konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Böyle teker teker inşallah sevgili seyircilerimize kendimizi bir tanıtalım. Önce sizden başlayalım. Tamam olsun. Herkese merhabalar. Herkese kalbi duygularıma selamlıyorum. Size ayrıca teşekkürler davetinizden dolayı. Ben Kazakistanlı, adım Aktöre, soyadım Köpbay. Konya şehrinde Necmettin Erbakan Üniversitesi İslam felsefesi alanında yüksek lisans yapıyorum. Maşallah. Birinci sınıftayım. Şu an birinci dönemimizi kapattık. Hay maşallah. Tatile gitmeyi düşünmedin ama değil mi? 15 tatil sizde de vardı. Evet. Şu an tatilde ama burada kalmaya karar verin. Yazın olsun. Gideceğim inşallah. Ha, bir de uzak bir yer. Evet. Yani gideyim geleyim diyene kadar zaten haftanın yarısı. Hem orası biraz soğuk şu an. Soğuk mu? Ya Konya daha mı sıcak? Evet tabii. Öyle mi? Kışları çok çetin geçiyor o zaman. Kış soğuk o tarafta. Peki bu bay genellikle sizin isimlerde önüne ya da arkasına aldığınız bir terim, hece. Bu bay ne demek? Bay tek kelime olarak zengin demek. Bay zengin mi demek? Evet. Köp demek, çok demek. Bay demek, zengin demek. Ama öyle değil mi yani? Peki. Buyurun. Selamun aleyküm. Benim ismim Macan. Kazakistanlıyım. Kazakistan'ın orta bölgesinde doğmuş, büyümüşüm. Ben de Aktöre ile birlikte Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde din sosyolojisi bölümünde yüksek lisans yapıyorum. Biz de birinci dönemimizi bitirmek üzereyiz. İnşallah Şubat ayında Kazakistan'a gitmeyi düşünüyorum tatile. İnşallah. Diyelim ki bunu ben her programda stüdyomuza konuk olan dünya Müslümanları, gençlerine diyeyim artık. Soruyorum, diyorum ki, hadi okulunuz bitti. Yani okul dediğim, yüksek lisansınız bitti. Evet. Türkiye ile ilişkiniz kalmadı. Ne yapacaksınız? Biz okulu bitirdikten sonra, ülkemize döndükten sonra, ülkemiz ile Türkiye arasında bir gönül köprüsünü oluşturmayı düşünüyoruz. Zaten Türkiye Devleti'nin amacı da budur. Yani dünyanın farklı coğrafyalarından öğrenciler getirerek Türkiye ile o ülkenin arasında bir gönül bağlantısını oluşturmaktır. Biz de elimizden geldiği kadar iki ülkenin arasındaki ilişkileri pekiştirmeye, gönül köprüsü olmaya çalışacağız inşallah. Hay maşallah. İnşallah. Şimdi Türkiye'yi kaldırıp Kazakistan'ın içerisine koysak kaç tane Türkiye alır? Coğrafya olarak. Yani neredeyse 4 katını bulur Kazakistan. Türkiye'den 4 katı büyük değil mi? Evet, 3 milyon yaklaşık. Toprak bütünlüğü. Efendim? Evet. 3 milyon kilometre kare yaklaşık yer ölçümüz. Evet. Şimdi Türkiye'yi 798 diye biliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama hoş tarafı ne biliyor musun? Şimdi Macan. Gelen arkadaşların çoğu aynı şeyler söylüyor. Ben ülkeme gittiğim zaman orada görev yapacağım. Ama ne olursa olsun Türkiye'yi unutmayacağım. Türk Tabii. kardeşleri unutmayacağım. Ülkemle Türkiye arasında bir köprü oluşturacağım. Aynen. Bir kültür köprüsü oluşturacağım. Diyor. Evet. Ki benzer evet. bir cümleyi sen bilmeden kullandın. Onlardan habersiz kullandın ki demek ki duygular Aynen. hep aynı yürekte evet. çarpıyor. Sonuçta dünya Türkleri, yani geçen bir programda da benzer bir konuşma oldu.
dünya Türkleri bir araya gelmiş olsa karşısında hiçbir güç kuvvet kalmaz diyorum. Yani ben işte süper devletim, ben süper gücüm falan filan diyenler dahi sus olurlar mı? Bence olurlar diye düşünüyorum. Hatta Osmanlı İmparatorluğu'nun o kadar iddialı bir söz kullandım ki geçen programda. Osmanlı İmparatorluğu'nun hakim olduğu 3 kıtada, hatta 5 kıtaya ulaşıyor ama muhtemelen daha fazla bir toprak bütünlüğüne ve sayıya ulaşmış olacak. Eğer bir araya gelmiş olsa. Evet. Aslında gönüller bir ama neden bir araya gelinemiyor? Bu da tartışılabilecek. Bu da bir soru, evet. Evet, başka bir program. Yani bunun nedenleri şu, bu birçok nedeni olabilir. Tabii dış güçlerin bir de böyle bir şeyi istememesi etkisi var. Ki bunları da ciddiye almak lazım. Haklısınız. Ve dedik ki Kazakistan çok büyük bir yer. Dünyada 9. toprak bütünlüğüne sahip. Evet. 9. sıradayız. Türkiye Cumhuriyetleri arasında da birinciyiz bu yer ölçümü bakımından, toprak evet. bakımından. Evet, hatta Müslümanlar diye biliyorum. Yani Müslüman ülkeler arasında yer bakımından birinci. Yo şöyle. Toprak bakımından yani. Ben dünya ülkeleri açısından evet. düşündüğüm zaman o zaman dokuzuncu evet. O zaman dokuzuncuyuz. Yani birinci kim gelir? Rusya. Birinci, Rusya gelir, sonra Çin. Var. Peki Rusya parçalandıktan sonra aynı şey söylenebilir mi? Parçalandık ileride mi yoksa? Şimdi. Parçalandı. Yok evet. Şimdi de birinci. Parçalandıktan toprak sonra da birinci. Oldu. Evet birinci toprak birinci. Bakımından. Evet. Bu arada daha size parçalanırsa teşekkür o zaman. Macan. Teşekkür ederiz. Şimdi aktöre deyince sevgili seyirciler şimdi aklımıza hemen ilk etapta aktör geliyor ama. Aslında evet. buradaki aktörenin anlamı. Çok farklıymış. Ben sordum. Ama kendisi söylesin. Aktöre ne demek? Evet, burada çok Türkiye'de karşılaştım. İsmimi söylerken aktöre diyorum. O diyor, aktör müsün? Falan diyor. Yok diyorum, aktöre. Ya sinema ya tiyatro. Evet, sanatçı sanıyor. Sonra ben de diyorum, yok öyle değil. Bu birleşik kelime. Ak yani hepimiz bildiğimiz beyaz demek. Töre bizim Kazakça'daki anlamı efendi demek yani başkan saygılı başkan diye anlama geliyor. Evet. Yani ak başkan. Ak başkan diyebilirsiniz. Evet. Şimdi dünya Türkleri 9. ve 10. asırda Müslüman olmuşlar. Geneline baktığımız zaman ahlaki yapı olarak da İslam'a çok uygun bir ulus olduğumuzdan bunu hemen kabul edivermişiz. Ve o gün bugündür İslam'a olan düşkünlüğümüzü bütün dünya bilir. Evet. Hatta bir de onun fıkhi yönden yaşam biçimini böyle Hanefi mezhebi evet. üzerine. Evet. Hanefi mezhebi üzerine kurulmuş ve o şekilde ki sanıyorum sizin orada da mezhep olarak Hanefi değil mi? Aynen. Öyledir bizde de. Ama programa girmeden önce Macan çok hoşuma gitti ki Macan dedik de Macan'ın da sen şöyle bir anlamını söyleyiver kısaca. Macan ismim normalde Kazakça'da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kökünden geliyor. Muhammedcan ve kısalınca Macan oluyor. Bir de Macan Cumabay diye şairimiz Türk oğlumuz vardır. Sovyet döneminde idam edilmiş. Onun hürmetine babaannem Macan diye koymuş ismini. Onun yaşadığı o idam edildi değil mi? Evet. 1938 senesinde Ruslar tarafından idam edildi. Çok inançlı, ülkesine bağlı, mücadeleci biriydi. Türk-İslam savaşını veren Türk-İslam diyorum. Yani Türk devletlerinin olduğu yerde canını bile feda edebilecek kadar büyük efsane bir kahraman. Haklısınız. Onun bir şiirinden bahsetmiştin daha önce. Evet, Macan Cumabay dedemizin Uzaktaki Kardeşime diye bir şiiri var. Türkiye'de de yaygın, Türkçe'ye çevrilmiş bile. Kendisi hapisteyken Türkiye Kurtuluş Savaşı'ndaydı.
uzaktaki kardeşime diye böyle onlara destek olmak amacıyla şiir yazmış. Ve o şiirden de birkaç parçayı okuyabiliriz hatta. Tamam. Bunu şöyle yapalım. Madem dedik Kazakistan dünyada 9. sırada geliyor. Kazakistan neresi? Kazakistan nasıl bir ülke? Onu bir veteremiz var. Oradan tamam. Tanımaya çalışalım. Ondan sonra yine birlikte olalım sevgili seyirciler. Ve Macan yine o efsane şairin o şiirini İstiklal Harbi'nde, yok İstiklal Çanakkale Savaşı'nda. Kurtuluş Savaşı. Çanakkale mi? Evet. Çanakkale Savaşı. Türk ordusuna destek amaçlı hapishaneden yazdığı bir şiir. Yani ta kaç bin kilometre değil mi? Evet, 5000 kilometreden fazla. Yani oradan buraya iletişim yok. İletişim kopukluğu var. Nasıl öğrendin, nasıl biliyorsun ve Türkiye'deki 7 düvele savaş veren Türk ordusuna sen kalk hapishaneden üstelik şiirler yaz. Türk ordusunun, Türk halkının kurtuluşu için. Gerçekten kayda değer, tebriğe değer. Allah kendisinden razı olsun. Allah rahmet eylesin. Aynen. Efendim önce veteremizi izleyelim. Kazakistan'ı bir tanıyalım. Sonra yine birlikte olalım. Kazakistan. Orta Asya ve Doğu Avrupa'daki bağımsız bir devlet. Kazakistan, yüz ölçümüyle dünyanın en büyük 9. ülkesidir. Müslüman ülkelerin ve Türk devletlerinin de doğal kaynakları bakımından en zenginidir. Kuzeyinde Rusya, Ural Dağları ve Güney Sibirya, doğusunda Moğolistan ve Doğu Türkistan, güneyinde Kırgızistan, Özbekistan, Aladağ, Tanrı Dağları ve Aral Gölü, batısında ise Hazar Denizi yer alır. Başkenti Astana olan Kazakistan'ın 5 coğrafi bölge ve 14 eyalete ayrılır. Resmi dili Kazakça ve Rusçadır. Eski Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Kazakistan 16 Aralık 1991 yılında bağımsızlığını ilan etti. Yönetim biçimi ise cumhuriyettir. 17 milyon olan ülke nüfusunun %63'ünü Kazak Türkleri, %24'ünü Ruslar ve kalanı Özbek, Ukrayna, Uygur, Tatar, Almanlar ve diğer milletlerden oluşur. Ülke ekonomisi tarım, hayvancılık ve madenciliğe dayalıdır. Toprakların büyük bölümü çöl ve dağlarla kaplı olduğu için tarıma elverişli arazi azdır. Kazakistan sanayisi ise madenciliğe bağlı olarak gelişmiştir. Petrol yatakları, altın, bakır, kurşun, çinko, demir, manganez, kalay, wolfram çıkarılan madenler arasındadır. Ve bunlara bağlı olarak da üretim yapan fabrikalar. Kazakistan'da eğitim 7-17 yaş arasında mecburi ve parasızdır. Okullarda Rusça ve Kazakça eğitim yapılır. Yerleşme merkezlerinde çok sayıda medrese olmasına rağmen ihtilalden sonra bölgede Rus eğitim sistemi uygulanmaya başlar. İlk ve orta öğretim Kazakça yapılmasına rağmen anaokullarında ve yüksek okullarda Rusça eğitim yapılması Kazak gençlerini Rusça öğrenmeye mecbur bırakır. İlk üniversite 1934'te Kirov'da kurulur. 1948'de Kazak İlimler Akademisi teşkil edilir. Bu akademiye bağlı 35'ten fazla enstitü vardır. Ayrıca 40 civarında yüksek okul mevcuttur. Ulaşımsa karayolu, demiryolu ve hava yoluyla sağlanır. Sevgili seyirciler, Kazakistan'a gittik geldik ama Kazakistan öyle 3-4 dakikada anlatılacak bir yer değil. Kocaman bir yer. Ama nüfusu ülkemizin yarısı kadar az. Toprak bütünlüğü fazla sadece. Evet, Macan'da kalmıştık sevgili Macan. Evet. Yani annenizin onun ismini vermesi ve muhtemel ki peygamberimizi de düşünerek
Muhammed Can diye anlama gelen Ma Can'ı vermesi bile kayda değer. Ben annenizi de buradan tebrik ediyorum, selam ediyorum. Aleykümselam. Evet, bu şiiri bir dinleyelim mi? Evet, okuyalım o şiiri. Bu şiirde yazarken dediğim gibi hapisteydi Macan Cumabayev. Ve hapisteyken de sürgün etmişler, hapise tıkmışlar ama sonuçta kurşuna idam edilmiş. İdam edilmiş. Ama hiçbir zaman vazgeçmemiş yani Macan. Ve demiş, ey yüreğim, benim ne suçum var? Sen bana bu milleti sev dedin, ben de sevdim demiş yani. Sonuna kadar vazgeçmemiş yolundan. Evet. Ve yazdığı şiir de şöyledir. Uzaktaki kardeşime. Uzakta ağır azap çeken kardeşim, solmuş laleler gibi kuruyan kardeşim, etrafını sarmış düşman ortasında, göl gibi gözyaşı döken kardeşim, önüne ağır kaygı örtmüş kardeşim, ömrünce yaddan cefa görmüş kardeşim, hor bakan, yüreği taş kötü düşman, diri diri derini soymuş kardeşim. Akmadı mı bizim için dupduru bulak, şarıldayıp gürül gürül dağdan inerek, hazırdı uçan kuş kopan yel gibi, dilesek bir bir atlar tıpkı Burak. Altay'ın altın günü nazlanarak, gelende sen Pars gibi bir er olarak, Akdeniz, Karadeniz ötelerine, kardeşim gittin beni bırakarak, diye kendi hasretini anlatmış. Evet. Türk-İslam duygusu ve kardeşliği böyle bir şey. Evet. Bir şehidin ağzından bunları duymak değil mi? Sonuç olarak da bu şiiri Gel Gidelim Altay'a diye bitiriyor yani. Gel Gidelim Altay'a, Ata Mirası Altın Tahta diye şiirini sonuç öyle olmuş aslında. Oluyor. Aslında öyle. Ata Mirası. Yani bizim geldiğimiz topraklar, tarihi karıştırdığınız zaman bizim geldiğimiz topraklar sonuçta. Efendim şimdi üzerimde bir kıyafet var. Kafamda bu şapka, buna bir şey deniyor mu? Mesela Doğu Türkistanların şapkasını takınca ona dobba diyorlar ya. Bize bunun, buna Kazakça takya diyorlar. Yani takya. Tam Türkçesi takke. Takke. Takya. Evet. Evet, şimdi takiye bizim burada farklı anlaşılıyor. Takiye dediğimiz zaman. Ama evet. Takke diyelim biz genelde. Evet. Evet. Bazı yörelerde tekke, bazı yerlerde takke. Ama takiye deyince farklar anlaşılıyor. Olabilir. Evet, bir de böyle süslü bir yelek ve şapka. İşte Kazakistan'ın ögelerinden görüntülerimiz. Sağ olsunlar, kendileri giymediler. Bu kıyafetleri benim giymemi istediler. Ben de kırmadım, giydim. Gayet de hoş durdu değil mi? Evet. Yakıştı size. Yakıştı da. Evet, bir kazağa benzedim değil mi sonuçta? Benzedim. Peki. Peki şimdi burada yüksek lisans yapıyorsunuz. Şimdi bu, önce şunu bir söyleyeyim de ondan sonra o soruya geçeyim. Bu kıyafetler şimdi oralarda giyilmiyor değil mi? Yani yaşlılardan ya da kadınlardan, evet, erkeklerden giyenler hala var mı bu tür kıyafetleri? Günlük hayatta az giyiliyor ama bayramlarda herkes giyiyorlar. Ha, bayramlarda yöresel kıyafet giyiliyor öyle, evet, mi? Evet, bayramlarda öyledir. Bu bayram dediğin Ramazan bayramı, Kurban bayramı gibi bir şey mi? O da var. Milli bayramlar var mesela. Nevruz'da giyiyorlar. Başka yani devlet tarafından belirtilen bayramlarda giyiyorlar. Evet. Peki o günlerde bir de sizin milli bir yemeğiniz var. Etle yapılan ama biz hamurdan yapılan bir şey yaptık. Kazak mantısı. Onu anlattık ama o nasıl bir şey, o etten yapılan dediğiniz, onu bir anlatabilir misiniz? Aktör anlatsın onu. Hangi, nasıl yapılıyor? Mantı mı? Yok. O et yemeği dediğiniz, hani çok fazla yapılan. Et diye geçiyor normalde. Beş parmak diye de söylüyorlar normalde. Yani beş parmak. Kazakça et diyelim. Ama şu var, yani beş parmak genellikle Kırgızistan, Kazakistan, evet, yani Özbekistan, o yörelerde, evet, Özbekistan çok fazla yapılan, mesela, evet, hınkal dedikleri mantı aynı şekilde. Ya iki önemli, evet, yemek kültürel olarak ortak kullanılıyor. Yani ortak kültürler çoktur Kazakistan ile Kırgızistan arasında. Evet.
Mesela... Peki o zaman bir Kazak mantısını izleyelim. Nasıl olur. Yapılıyor bir bakalım. Ondan sonra da demin başında başladığım sorumun devamına geleyim. Evet, Kazakistan'da çok yapılan, aslında o topraklarda çok yapılan bir mantı çeşidi. Birlikte izleyelim efendim. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Dünya Müslümanları programı. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi Türkiye'ye geldiniz. Onca kilometreyi kat edip 5000 mi demiştiniz? Evet, 5000'den fazla. 5000'den fazla kilometreyi aşıp Türkiye'ye geldiniz yüksek lisans yapmak için. Evet. Bu ülke Türkiye değil, Rusya olabilirdi. Çin, Pakistan, Avrupa olabilirdi. Neden Türkiye? Çünkü dediğimiz gibi Türkiye, yani Türkiye ile Kazakistan arasında pek bir farklılık yoktur. Yani aynı soydanız ve kardeş ülkedir. O yüzden Müslümanlar yaşadığı için böyle yaşam sıkıntısını yaşamayacağımızı bilerek, öğrenerek buraya geldik. Pek de haklıydık. Hiç yabancı hissettirmediler. Sağ olsunlar. Tüm Türk milletini fırsatı faydalanarak teşekkür etmek istiyoruz. Evet, Türk milleti derken Türkiye halkı. Türkiye halkına. Evet, Türkiye halkı Türklerine teşekkür ediyoruz. Türk milleti deyince dünyadaki Türk milleti aynen. Genelde. Türk halkına, Türkiye halkına. Evet. Şimdi Kazakistan'ın bir oran yapacak olursak ne kadar Müslüman, ki orada çok karışık milletler var. Karışık dinler var ki sen de onu okuyorsun zaten, değil mi? Evet. Son yapılan araştırmalarda Kazakistan'da %70'i Müslümanlardı. Evet. Yani İslam dinine inanıyorlardı. %26 mıydı? Yoksa %22 mi? Hristiyanlar vardı. Çünkü orada yaşayan Ruslar da var Kazakistan'da. Ve diğerleri de diğer inançlara inananlar. %2'si miydi? Öyle inanmayan oranı gösterilmişti son araştırmalarda. Şimdi Macan, programdan önce sevgili aktöre senden fazla konuşuyordu ama şu anda heyecanı biraz ağır bastı sanıyorum. Ben dedi ilk defa kamera karşısına geçiyorum, o yüzden de heyecanımı mazur gör. Belki az konuşursam bundandır filan dedi. Aktöre... Ama hoş tarafı, evet buyurun.
Aktüre tarihten sorular sorabilirsiniz. Aktüre tarihi iyi bilen bir arkadaşımız. Öyle mi? Evet. Ama hoşuma giden bir taraf var. Türkiye'de mesela camilere gittiğiniz zaman, diyelim ki 50 kişi varsa caminin içinde, bunun yaklaşık olarak 45 tanesi yaşlıdır. Evet. Geri kalan 5 tanesi de gençtir. Ama sevgili seyirciler, bunun tam tersi Kazakistan'da %45'i genç, %5'i ihtiyar. Bu nasıl oluyor? Çok merak ettim. Yani camiler dolup taşıyor. Camilere gidiliyor Kazakistan'da. Evet. Ve Hanefi mezhebine göre bir fıkhi bilimler üzerine devam ediliyor, mezhep üzerine yaşanılıyor. Ve gençler çok fazla rağbet ediyor. Allah sayılarını artırsın. Yani gittikçe de çoğalırsa hakikaten insanlar inançlarının getirmiş olduğu birleşme gücüne çok daha rahat yaşarlar. İşte o zaman dünya Türk birliği kurulabilir diye düşünüyorum. Ama önce inanç birliği lazım, değil mi? Evet. Her şeyden önce. Yani burada ırklar ne olursa olsun önce inanç birliği geliyor. Evet, madem tarih dedik, o zaman şöyle Kazakistan'ın tarihinden kısa ama çok kısa biraz bahsedelim. Evet, Kazakistan yani eskiden yaşıyoruz orada, Kazakistan şu andaki topraklarda. Kazak olarak ilk sahneye biz 15. asırda çıktık. 1465 yıllarında Şeybani hanedanlığından ayrılarak başta Kerey Canibek hanlar olmak üzere şu andaki Güney Kazakistan toprağına taşındık. O zaman da o Çağatay ulusuna ait Moğolistan topraklarıydı. Biz o şu andaki Güney Kazakistan topraklarını o zaman da yurt ettik kendimizi. Ondan sonra da yani devam ediyoruz 1460 yıllardan bugüne kadar. Kazak olarak. Kazak peki ne anlama geliyor diye çok soruluyor burada. Evet. Çok tarihte çok farklı cevaplar var buna. Ama çoğunlukla Kazak şeye geliyor. Şey özgür diye anlama geliyormuş. Evet. Şu üzerindeki Kazak örneği. Bizim burada böyle bilinir. Evet yani, o değil yani. Yani. Evet, özgür anlamına özgür, geliyor. Çünkü niye özgür? Göçebe Ebu'l-Hayr devletinden ayrılıp özgür olmuş Kazaklar. Evet. Sonra özgür anlamı verilmiştir diye tarihte kaydedilmiştir. Evet. Ve cumhuriyetle idare ediliyorsunuz. Şu an? Evet. Cumhuriyetle şu an cumhuriyet, idare ediliyorsunuz. Evet. Ama sizin idare şeklinizde farklı bir uygulama var. Mesela? Mesela belediyeler. Evet. Yani tamam, partiler de bizim Türkiye'deki gibi böyle ne bileyim birbirlerini öldürecek gibi, birbirlerine böyle düşman gibi davranan bir politika izleniyor ülkemizde hakikaten. Yok birbirlerini mahkemeye vermeler falan filan, ama sizin ülkenizde buna benzer şeyler yok. Artı bir şey daha. Mesela yerel seçimler. Yerel seçimlerde büyükşehir belediye başkanından tutun da normal belediye başkanına varana kadar. Kim seçiyor bunu? Halk mı seçiyor? Sandık mı konuluyor? Yoksa nasıl oluyor bu işler? Bizde, ya sizde farklı olduğu için sordum bunu. Evet, bizde cumhurbaşkanı seçiliyor. Sonra cumhurbaşkanını kim seçiyor? Halk seçiyor. Halk seçiyor. Evet. Cumhurbaşkanı tüm belediye başkanı, büyük belediye başkanlarını seçiyor. Yani cumhurbaşkanı da hem büyükşehir belediyelerini, başkanlarını, evet, hem de yerel belediyelerin başkanlarını. Yok, değil. Büyük belediye. Belediyesi. Evet. Yerel kendi yerel yerlerin belediye başkanlarını seçiyor. Evet, öyledir.
Yani biz de pek yani seçimle uğraşmıyoruz biz. Seçimle uğraşmıyorsunuz. Evet. Vakit kaybetmiyorsunuz yani. Sadece Cumhurbaşkanı, seçiyor ve parti seçimi oluyor. Evet, o da seçimi. Kaç? İki senede, dört senede bir galiba. Meclis için parti seçiyor. Evet. Parlamento yani bu için. Çok ilginç bir şey. Yani Cumhurbaşkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı seçecek. Büyükşehir Belediye Başkanı da kendi ilçelerindeki belediye başkanlarını seçecek. Evet. Hakikaten. Yani Türkiye'de uygulanabilir mi bilmiyorum ama çok ilginç bir şeymiş bu. Peki konuyu değiştirelim. Şimdi dinlerden bahsettik. Evet. Çok farklı dinler, çok farklı uluslar olduğundan bahsettik. Evet. Yüzden fazla uluslar yaşıyor diye geçiyor yani. Yüzden fazla. Evet. Çok ilginç. Tabii dinler de farklı. Dinler de farklı. Ağırlık noktası İslam. Tamam. Evet, Müslümanlar fazla. Hristiyanlar var. Ortodoks kilis, akımı. Ortodokslar var. Ve kiliseler açık. Evet. Bizim günde 5 vakit ezan gibi onlarda da. Onlar da normalde şey günler. Pazar günleri. Sadece pazar günler mi çalıyor çan? Normalde pazar günleri çalıyor evet. Yani her günde böyle 5 vakit çalmıyor onlar. 5 vakit çalmıyor ama pazar günleri? Evet. Pazar günleri bir defa mı çalıyor? Nasıl oluyor? Pazar günleri belli bir saatleri var. O saatlerde çalıyor yani birkaç dakika çalınır. Böyle kilisenin önünde de arabalar toplanır ve kiliseye gidilir yani. Kiliseye gidiliyor. Ortodokslar. Yani başka Hristiyan mezhebi yok. Peki. Şimdi ibadet özgürlüğü gördüğüm kadarıyla Hristiyanlarda da, Müslümanlarda da, camilerde, kiliselerde böyle bir sıkıntı yok. Sinagog var mı? Var var. Yahudilerin? Var var. Onlar da açık. Açık. Şimdi bağımsız. Peki başka? Bağımsız aldığım zaman böyle özgürlük diye tüm inançlara böyle şey olarak, resmi olarak izin verilmiş. O zamanlarda da yani herkes yasaya uygun bir şekilde kendi şeylerini açmışlar yani kiliselerini, sinagoglarını açmışlar. Şimdi yasa üzerinden onları kontrol ediyor. Böyle yasayı şey bozmayınca devam etme hakları vardır yani. Hmm. Böyle demokrasi bakımından. Peki Hristiyanlar, Yahudiler, Müslümanlar başka? Budistler var. Hristiyanların şeyle mezhepleri var. Başka. Neyi var? Katolik şey olarak. Katolik, Ortodoks. Ha, onlar da var ayrıca. Baptist, Evangelist. Misyoner olarak şeyleri var. Faaliyet yapıyor mu misyonerleri? Yapıyordur evet. Ama çok yaygın değil bence. Ama vardır muhtemelen. Budistler? Budist ben görmedim. Resmi kayıtlı olanlar olabilir ama yani nasıl diyeyim? Yani resmi kayıtlı ama böyle 30 kişi toplanmış bir şey açmış. Peki. Şimdi düğün tabii sizin orada düğünler bizim buradaki gibi muhtemelen gelenekleri aynıdır. Kız istemeler, vermeler, evlenmeler değil mi? Evet. Gerçi günümüzde biraz daha modernize edildi bu durum. Şimdi folklor, tabii düğün deyince akla folklor da geliyor. Yani biz burada halay diyoruz ama folklor deyince kelime itibariyle içerisine hayli kültüre alan bir terimdir o. O yüzden kısaca halay diyoruz, anlaşılsın diye. Siz bu halayı nasıl yapıyorsunuz? Beterimizden izleyelim mi bunu da? Olur. İzleyelim. Evet sevgili seyirciler, Kazakistan'da halay nasıl yapılıyor folklor? Birlikte izleyelim.
Evet sevgili seyirciler, nasıl vakit geçti anlamadım. Bir anda süremiz bitiverdi. Daha çok soracağım soru vardı ülkeyle ilgili. Bir hayli öğrenmek istediğim şeyler vardı. Yani kültür dedik, sanat ve sinema, televizyon, gazete, basın yayın organları, iletişim, bunları hiç konuşamadık. Yani bir anda bitiverdi. Mesela senin bir şiirin daha vardı. Ona da sıra gelmedi. O zaman şöyle yapalım. Biz son sözlerimizi alalım. Ve sizin müziğinizden bir örneğimiz var. Beterimiz var. O müzikle programımızı kapatalım. Ülkenizden Türkiye halkına, Türk halkına nasıl bir mesaj verirdiniz? Nasıl isteklerde bulunurdunuz? Böyle kısa kısa son sözlerinizi alalım. Ayrıca bu arada şimdi Kazakistan'daki uydu marifetiyle Türkiye izlenir. Televizyonumuz da izlenebilir. Evet. Buradan da bir selam olsun tüm Kazakistan'a ve ailelerinize. Aleykümselam. Buyurun. Son sözlerinizi alalım. Teşekkür ediyoruz. Biz de bu Kazakistan'dan bu mukaddes Anadolu topraklarına gelip eğitim gördüğümüzle gurur duyuyoruz. Böyle yabancı öğrencilere ev sahipliği yapan Türkiye'ye ayrıca teşekkürler. Eğitimimize devam edeceğiz. Evet. Gördük ki bir kültür şoku yaşamamışsınız. Nasıl olsa bizim gibi düşünüyorsunuz, bizim gibi yaşıyorsunuz falan diye. Mesela Farabi'yi burada herkes bilir. Evet. Biz ondan hiç bahsetmedik. Farabi'nin evet. Ülkesi Kazakistan'dan. Değil evet. mi? Hiç bahsetmedik. Evet. Bu kadar mı? Evet. Peki. Teşekkürler. Peki. Ben teşekkür ederim. Buyur mu hocam? Evet, bu programa davet ettiğiniz için size ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda Farabi'den bahsettiniz. Bir de Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'ni de söylemek gerekiyor bu şeyde. O toprakların ortak değeri değil mi onlar? Ortak değeri. Bir de şu anda Türkistan şehrinde türbesi Türkistan şehrindedir. Ve ona da Kazakistan devleti çok önem veriyor. Tüm Türk milletlerinin gelip oraya ziyaret etmesine imkanlar sağlamaktadır. Bir de 175. yılını kutladığınız Abay Kunanbay'ın. Kunanbayoğlu. Evet, ondan hiç bahsetmedik ama onun bir şiirini okuyacaktın fakat süremiz kalmadı. Evet, evet, son sözlerinle bitirelim. Biz lisansı Kazakistan'da okumuştuk. Şimdi de burada yüksek lisansa devam ediyoruz ve bu eğitim süresince hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Türkiye devlet olarak bizi her bakımdan destekliyor. Kaliteli bir eğitim almamıza imkanlar sağlıyor. Onun için tüm Türkiye devleti başta olmak üzere Türkiye halkına teşekkür ediyoruz. Ve dediğimiz gibi Türkiye'yi unutmuyoruz, unutmayacağız. Gittiğimiz yerde Türkiye'ye güzel taraflarından, güzel yönlerinden hep anlatacağız. Anlatmaya devam edeceğiz. Sizleri de Kazakistan'a davet ediyoruz. Kazakistan'a gelin, ana topraklarınızı özlemişsiniz herhalde. misafirimiz olun. Çok teşekkür ederiz. Peki, katılımlarınız için her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi çok konuşacak şeyimiz vardı ama süremiz kalmadı. Maalesef. Müziğinizle, Kazakistan'da çok söylenen bir müzikle programımızı noktalayalım sevgili seyirciler. Bir sonra bir başka ülkede buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın mesela. Da var gene zaten. Assalamualaikum. Altyazı
тапып, таңды таңға жалғайын. Екіде жақса ой болған, шастадың ақырек тойына, ақ тілекті ғой арнайы не. Пандары жоқ болсын, самандары шат болып, тастар қара тоқ болсын, оның өзі бай болсын, қолының өзі тай болсын, қаздарыңыз қалақта, жұлдыз болсын, ай болсын, туғы түрлігін айтқанда, дәулет пен сәулет сай болсын. Yeah.